İşte 2 yıllık evli Merve gelinin çeyizi. Makine nakışlı havlular, gelinimize annesinin hediyesi peluş fil, bebek ağız mendilleri ve oyalı yazmalar, el örgüsü bebek kıyafetleri, hazır ve el emeği seccadeler, makine nakışlı yastıklar, gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. En favori parçanı bana gösterir misin? En favori parçam bu seccade. Annem işledi bunu kendi elleriyle. Ay sağ olsun. Benim için çok değerli yani. Senin var mı yaptığın bir şey çeyizinde? Benim yok. Yok. Neler görüyoruz? Çocuk hırkaları görüyoruz. Evet, bebek. Şapkaları görüyoruz. Evet. Burada battaniyeleri aynen var. Çocuğun için herhalde yatak, evet, değil mi? Yorgan, yatak, yün, evet bunlar. Bunları da annem kendisi yaptı. İçini, dışını, her şeyini. Yastıkların var, işlemelerini de annem kendisi yaptı. Dün makine de oyuncak görmüştük, bugün evet, de var. Evet. Eşin mi aldı? Hayır, annemin hediyesi o bana. Ne zaman hediye etti anneciğin onu sana? Yani, evden çıkarken onu da mı verdi çocukluk filin diye? Evet evet, onu da verdi. Oyuncaklarımı da yolladı benimle. Kalabalık yapmasın dedi. Hazır. Sen oyuncaklarını da bir götür. Gördükçe üzülüyor herhalde Ezgi Hanım. O yüzden gönderdi benimle. Canım Ezgi benim. Hanım. Şimdi ben bir şey değinmek istiyorum. Şu parça tamamen hazır. Normal bir mağazaya gitsek bunu alabiliyoruz. Bunun burada ne işi var? Ezgi Hanım, ben de Urfalıyım. Şimdi bu eşarplar zaten doğru. Evet. El işi ama öyle bir ağır bir el işi değil. Normal fabrikada yapılan bir örgü. Böyle yani burada bulmasını zaten ben uygun bulmuyorum. Hı. Benim de aynı bu şekilde yataklarım vardı, hepsi el işlemeli. Bunu kim yani ben burada pek fazla el işi göremiyorum. Onu teyzem yaptı. Fazla el işi göremediğini söyledi. Evet. Yani tamamen yorgan hazırlara yönelik bir çeyiz olmuş. İşlemeli bir nevresim takımın var mı? Hazır olduğunu söyledi çünkü. Aynen, işlemeli yok. Sadece işlemeli olarak yastıklarım var. Yastıklarımı tamamen annem şuradaki kendisi yaptı. Evet. Bunlar hazır. Şöyle nevresim takımların. Evet. Onlar hazır Ezgi Hanım, evet. Burası işleme mi? Annem evet, kendisi ha, yaptı bunları. Yaptı. Aynen, sadece makinede. Oyası değil. Evet. Bebek yastığın ayağında sallarsa bunu, bebeğime. Bunu bilenler bilir, sürpriz yastık bu. Böyle açılıyor buradan. Ha, altı açması mı oluyor? Evet. Ah. Yorganı oluyor sonra. Bu şekilde. Bu da aynen, bunu da annem yaptı çocuk kendisi. Çocuk olduktan sonra alınan bir hediye değil mi? Yok, annem önceden yaptı bunu. Önceden yaptı. Alt açması erkek bu. Erkek olduğunu herhalde şey yok, gri. Gri herkese olur diye evet, düşünmüştüm. Aynen. Şunun şurası yıldızları da var. Ay çok güzel. Burası evet, hazır Dilan ama burayı hmm annem yaptı. Kendisi işledi. Evet. Sağlık. Teşekkürler. Kullanılmış gibi duruyor. Neden? Evet çünkü kullanıyorum havlularımı. 2 yıllık evliyim. Yani çeyizimde var. Onları da koymak istedim çeyizimde olan şeyleri. Hani biz bu el havlusu, bu bunu çekmeceden aldın getirdin. Evet yani, evet. Ben beğenmedim. Yeterli bulmadım. Tabii ki teşekkür yapacak. Ederim. Tabii ki, tabii ki. Merve, teşekkür ederim Melisa. Bu yeleği kim ördü peki? Annem ördü. Çok güzel. Bunu da kullanıyorsun ama. Evet, giyiyorum. Hatta bir tane daha var orada. Onu da Pınar'cım çıkarır mısın Pınar'cım? Çeyizi berbattı. Kullandığı bütün eşyaları eskici gibi oraya koymuştu. Bu anneciğimin el emeği, bu da. Çok çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin. Ona kocaman öpücükler. Seni çok seviyorum anneciğim. Ah, nerede, Diyarbakır'da mı? Evet, özledin Diyarbakır'da mi? En son ne zaman görüştünüz? Yani bir 6 ay oluyor. Ay çok özlemiş. Kıyamam. Anneciğin adı ne? Hatice. Hatice Hanımcığım, kızınız sizi çok özlemiş. En kısa zamanda sen program git biter bitmez geliyorum zaten. Git. Bu yaz gidemedin mi Diyarbakır'a? Yani gidemedim değil, işte gitmeye taşınma fırsatım olmadı. Taşınma maşınla falan değil mi? Bir ay önce bir hazırlık. Çocukla da zor tabii her yere kımıldamakta. Aynen. Oy canım benim, anneciğine küçük gönder. Baban? Babamı da çok seviyorum, annemi de çok seviyorum. Onlar benim en değerli varlıklarım. Muhakkak. Oy evet, canım. Kıyamam ben sana. Özlem, gurbet. Gurbete kız vermek de zor. Onlar için daha zor. Şimdi annem bil ki şakır şakır ağlıyor, emin ol. Ağlamasın. Ağlama. Sen ağlayınca ağlamaz. Ben sadece ağlamaz özlediğim mı için ağlıyorum. Çok teşekkür ederim çünkü hani üzerine de geldi o yüzden. Yorganlar yapılmış. Gülelim. Gülelim. Yün yorganlar da yapılmış. Aynen, yün yorgan. Yeterli o kadar ağır mi ki anneciğim? Doğru canım benim. Ben orada yastık kılıfları görüyorum. Bakabilir miyim onlara? Bakalım. Funda da yorum yapsın o arada. Bunları kullanıyorsun herhalde. Evet evet Ezgi Hanım. Şunlar çekmecedekileri de çıkardın. Aynen evet, öyle yaptım. Çıkardım. Çünkü 2 yıl oldu. Dün yani bir yastık örtüsü. Nevresim takımları. Aynen. Durun.
Yorum dinleyelim. Fındacığım. Ben yeterli bulmadım. Havlularının çoğu hazır bir şekilde kendi el emeğini görmek isterdim. Orada evet. Da banyoda kullandığın havlular herhalde. Şey onlar. Ezgi Hanım şu iki tanesi de annemin yaptı. Onlar el emeği. Onları görmek istiyorum ben. Onları hazırlasın lütfen. Hani diğerleri hazır olabilir ama onlara bakmak isterim. Ezgi Hanım hazırsanız atıyorum. Atınız. Hop. Şimdi benim dikkatimi çeken senin banyoda çekmecende günlük kullandığın havluyu da mı koydun çeyize? Yani onlar benim çeyizimdi zaten. Bilmiyorum koymam gerektiğini düşündüm açıkçası hani beni... Tabii senin görüş açın hayatım. Evet. Sonuçta diyorsun ki çeyizimdeydi. Aynen öyle hani hepsi çeyizimdeydi bunlar da çeyizimdeydi. Hani çeyiz deyince sadece başörtü mü oluyor, lif mi oluyor, patik mi oluyor? Bilmiyorum yani. Ben çeyiz örmüş olduğu hangisiydi? Nevresimleri de koydum nevresim. Dedin. Kullandıklarını da. Aynen buraya. Şu. Ama bir tane daha var. Onu da görmek istiyorum. Çünkü o isim işlemeli. Dış ses atabilir misiniz rica etsem? Buyursunlar efendim. Hop bende. Ne yazıyor? Annesinden kızı Merve'ye hediye yazıyor. Annem kendisi işledi bunu. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok güzel ellerine sağlık, emeğine sağlık. Bugün de kızın gururla sergiliyor. Çok teşekkürler. Çeşit nasıl, yeterli mi, güzel mi, puan alır mı? Ben beğenmedim. Yeterli değil. Çok az tülbenti, çok az patiği var. Patikleri biz kış aylarında çok kullanıyoruz. Yeterince de tülbent yok. Evet arkadaşımız kapalı değil. Fakat yine de böyle farklı renklerde, farklı çeşitli bir tülbent görmek isterdim. Hayatım evet. Pınar'cığım. Evet Ezgi Hanım, ben de çok gereksiz parçaların şu an burada olduğunu düşünüyorum. Yani ben kullandığım, yani sonuçta ben de 4 yıllık evliyim. Çoğu şeyimi kullandım ama ben kullandığım hiçbir şeyi buraya koyamam, kusura bakma. Çarşafını kullandım, yani ya az olsun, öz olsun arkadaşlar. Yani kullanılmış sonuçta, eskimiş, kötü görünüyor. Ne bileyim, bence gerek yok yani. Çok görünsün diye her şey, yani çok görünsün diye büyük ihtimal koymuş ama ben dantel de göremiyorum. Yani çünkü ben zaten baştan beri söylüyorum. Senden hani de biraz fazla sevmediğimi, çeyizimin az olduğunu zaten az çok anlayacaklardır. Gururla da diyorsun ki onun da var, bunun da var diyorsun. Tabii ki her tabii. Şeyim var. Çok teşekkür ederim. Annem o kadar yastıkları muhakkak işledi, hayatım, havluları muhakkak. İşledi. Onun el emeği çok fazla. Hani hazırlar da var ama el emekleri de var. Ona çok seni çok iyi anlıyorum ama programımız evet. Gelin tabii ya. Tabii ki, tabii. Konuşacaklar. Yok saygı duyuyorum, tabii saygı ki. Duyuyorum. Söyle hayatım. Ezgi Hanım, şimdi ben de Urfalı olarak benim çeyizimi yetersiz bulmuşlardı arkadaşlar. Ben burada bir şey değinmek istiyorum. Bu hiçbir şekilde el örgüsü değil. Bu fabrikadan hazır bir şekilde yapılan bir nakış. Bu şekilde evet el işi olarak görünüyor. Ama arkayı çevirdiğimiz zaman hazır havlularda böyle peçetemsi bir şey olur. Bu o kadar çok yıkanmış ki o peçete gitmiş ve zaten burada pütürlükleri duruyor. Dilan bunu annem işledi. Lütfen böyle bir hakareti gerçekten... Hakaret değil. Ben bu şekilde anladım. Hayır. Kesinlikle yani bu iki parçayı da annem işledi. Lütfen. Ben annemin işlediği parçaları söylüyorum. Diğerlerine bir şey söyledim mi? Ablan anlar. Şimdi böyle bakınca bunun işlem olduğu belli zaten. Evet annem işledi diyorum. Neyini diretiyorsun? Tamam hazır parçaları gerçekten söyleyebilirsin ama hayır zaten gerçekten. Zaten pozlar hep bulunuyor. Bizim elişi bu. Evet elişi. Burada annem da zaten işledi. Belli. Yahu birkaç tane el işi var zaten onu da lütfen üstünü kapatmayın rica gerçekten ediyorum. Gerçekten bize el işi profesörü kesildiler Ezgi Hanım ya. Ben söylüyorum inanmıyor bana. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam diğerlerine yorum yapabilirsin zaten ama saygı duyuyorum. Zaten diyor ki bence iddialı değilim. Var evet, benim birkaç tane de. Onları da göstermek aynen istiyorum. Aynen öyle. Patiğimin az olduğunu söyledi. Başörtümün az olduğunu söyledi. Ben zaten söylediğim gibi patik kullanmayı sevmiyorum. Annem koymak istedi ama ben istemedim. Gereksiz buldum. Zaten... Bir önceki yayınlarda da söylemiştim, gelenlere de veriyorum. O yüzden azalıyor, benim için önemli değil yani gerçekten. Gelene veriyorum, istiyor musun bunu diyorum. Beğeniyor, veriyorum. Bu şekilde yani kızlar ben çeyizimin zaten hani böyle çok fazla olduğunu zaten iddia etmedim hiçbir benim zaman. Benim zaten çok beklentim yoktu sen çünkü evet, ilk günden beri söylüyorsun. Yani ona göre de değerlendirmelerinde aynı. Tabii ki diğer gelinlere de yapacaksın evet. Muhakkak ki. Şey liflerini kim yaptı acaba? Karışık annemin işledikleri de var. Tığ işlerine genel tığ değil de şişleri annem yaptı. Şişler daha çok güzel daha çok beğeniyorum. Kullanıyor musun gerçek normal yok burada kullandıklarımı koymadım. Kullanmadığım için biraz fazla geldi bana yani. Zaten hep söyledin pazartesiden beri ben çeyizle iddialı değilim diye benim beklentim zaten düşüktü. Gelinlerin yorumlarını da çok net anladık ne düşündüklerini. Tanışma hikayesiyle devam edelim. O film 20 yıl önce olan bir filmi çeyize koydun. O tamamen yeni model bir film çocuğuna gelen bir hediye. Ve bizi onu kandırıyorsun annemden bana bir hediye çocukluk hediyem diye.